Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Sizlerle birlikte olmanın keyfiyle yine karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda yine çok değerli bir konuğumuzla birlikte sevgili izleyicilerimiz. Programlarını da zevkle takip etmiş olduğumuz doçent doktor Sayın Zafer Yalçın'la ekonomik son durumları ve Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu ve geleceğini konuşmak üzere birlikteyiz. Tabii güzel sıcak yaz günlerinde böyle ekonomide nereden çıktı diyebilir izleyicilerimiz ama bugün şöyle malum iş dünyasına baktığımız zaman işte hemen bir bayramın ertesi, işte bir seçimin öncesinde bir gündeyiz ve malum ay sonu, işte önümüzdeki ayı var. Birçok kişi için bugün hesap kitap yapma günü, ödeme zamanı. Dolayısıyla ekonomi hayatın tatilini matilini dinlemiyor. Her zaman içerisinde oluyor. Biz de iki çeyrek, siz ekonomistler öyle çeyreklere veriyorsunuz hani yılı. İki çeyrek geçirirdik. Ve 2014'te şimdi, iki çeyrek geçirdik. Üçüncü çeyrekteyiz. Tabii kimi sektör yazdan beklenti içerisinde, kimi sektör kıştan beklenti içerisinde. Özellikle tabii konut sektörü de yaz döneminde çok beklentisi yüksek bir sektör. Hem bunları değerlendirelim, hem bir ekonomist gözüyle sizin bize çizeceğiniz o haritada da izleyicilerimizle mutlaka iş hayatının içerisinde olanlar bir yön bulacaklardır. O anlamda bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize aman yaz sıcağında çekilmez ekonomi demesinler. Çünkü biz değerli hocam özellikle güncel ekonomiyi çok güzel analiz eden ve güncel ekonomi konusunda değerli yorumlarıyla hakikaten gerek yatırımcıların gerek iş hayatında olan herkesin vermiş olduğu bilgilerle ciddi kılavuzluk yapıyor. Ondan ben de iş hayatının içerisinde bir fert olarak bu söyleyeceklerinizi can kulağıyla dinliyorum işin açıkçası. Teşekkür ederim. Evet, şimdi dönemi değerlendirecek olsak işte bayram bitti. Hemen seçimlerin de öncesindeyiz. İsterseniz mevcut durumu bir değerlendirelim. Nasıl durum? Şimdi, tabii mevcut durumu değerlendiririz ama değerlendirmeden önce şöyle bir saptama yapmak istiyorum ben. Ben bir akademisyenim. Şimdi piyasada piyasa iktisatçıları dediğimiz günlük olayları, dolar, döviz kuru ve diğer bir takım verileri analiz eden ve yorumlayan ulusal televizyonlarda da görüyoruz daha çok işte ekonomi haberlerinde. Piyasa iktisatçıları var. Bir de akşamları daha çok ya da sabah da televizyonlara çıkan akademisyen iktisatçılar var. Tabii ben akademisyen iktisatçıyım. Ne farkı var derseniz arasında? Şöyle bir fark var. Biz olması gerekeni burada televizyonlarda, medyada anlatmaya çalışıyoruz. Piyasa iktisatçıları ise olanı farklı yönleriyle birlikte anlatıyorlar. Yani şöyle, biz de tabii ki olanı anlatıyoruz. Ama olanla birlikte olması gerektiğini, nasıl olması gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Mesela tahmin yapıyoruz genelde. Tahminler tutmuyor. Yani hani bunu bir eziklik olarak değerlendirmiyorum ki ulusal televizyonlarda yorum yapan akademisyenler de aynı şeyi değerlendiriyor aslında. Yani yorumun önemli yönlerinden bir tanesi de tahmin yapmaktır. Ne yapıyorsunuz? İşte 2 ay sonrasının işsizlik oranında düşme olabilir. Ya da en basitinden dolar kuru işte şu anda 2.10-2.11 seviyelerinde. Diyelim ki bir ay sonra dolar kuru nerede olacak derseniz işte yani işte bundan daha düşük olabilir ya da olmayabilir. Daha yüksek olabilir, olmayabilir. Bir tahmin yapıyorsunuz. Bu tahminlerin tutma yüzdesi nedir ya da tutabilir mi tutmayabilir mi? Bakın bunların hiçbir şeyi yok. Diyelim ki bana sorarsınız şimdi işiniz gereği. Dolar bir süre sonra ne kadar olacak? Örneğin bu ayın sonunda dolar kuru kaç olur diye. Ben bir takım veriler söyleyerek size o verilerin ışığında dolar kurunun işte bir ay sonra yaklaşık 2.20 civarında olmasını bekliyorum dediğim anda bunun hiçbir geçerliliğinin olmadığını size vurgulamak istiyorum. Yani benden şöyle bir şey duyamazsınız bir yorumcu olarak, iktisat yorumcusu olarak. Bir ay sonra ben doları 2.20 civarında bekliyorum. Böyle bir şey olmaz. Evet. Yani ciddi bir iktisatçı, özellikle akademisyenseniz
Böyle bir şey söyleyemezsiniz. Hani son zamanlarda evet. Bir şey çıktı, kavram daha çıktı işte ekonomi gurusu falan evet. Diye böyle. Hani hı. Yani ekonomiyle ilgili bir takım kehanetlerde bulunup işte ne kadar tutturdu, ne kadar tutturmadı gibi şeyler çıktı ve bundan aslında nemalanan böyle bir dünyada birkaç isim var. Hani var, söylediği var. Şeyler ya çıkmış ya çıkmamış ya da reklamı fazlasıyla yapılmış. Bunlar bilebiliyorlar mı yoksa yani şöyle, denk mi geliyor? Hani, ben elimde olmadan hani sohbetimizi farklı bir yere doğru götürdüm ama yine mecraya koyarız, getiririz gene. Hiç bir hani ciddi bir yorumcu olarak ben hiç kimsenin vebalinin altına girmek istemem açıkçası. Onun için de yani bunlar olabilir. Yani bir ay sonra dolar kuruşu olacak. İşte külçe altının onsu şu kadar olacak gibi bir takım değerlendirmeler yapanlar var hakikaten. Ama bunlar piyasanın içerisinde nemalanan, gerçekten büyük rant elde eden insanlar. Bizim öyle bir derdimiz yok. Öyle bir derdimiz olmadığı için de yani kendimize... Öyle olacağı için mi söylüyorlar, öyle olmasını diledikleri için mi öyle belki söylüyorlar de öyledir. Değil mi? Yani belki de öyle olmasını diledikleri için bu şekilde bir yönlendirme, manipülasyon yapıyorlardı. Evet. Eskiden bu hani spekülasyon şeyleri çok, terimleri çok kullanılırdı bu ekonomi sohbetleri içerisinde. Ciddi evet. Demek ki sonuçlara da neden oluyordu demek ki bu manipülasyonlar değil mi? Çok ciddi sonuçlar. Onun için de yani buradan halkımıza seslenmek istiyorum. Ekonomi konusunda böyle çok kesin bir takım tahminler yapanlara pek aldırış etmesinler. Evet. Ama şunu söylüyorum, biz burada verileri veririz. Örneğin dış ticaret verilerini, cari açık verilerini, bütçe açığı verilerini ve bunların ışığında çok kısa dönem için bir takım şeyler ortaya çıkabilir, doneler ortaya çıkabilir ama dediğim gibi yani böyle çok kesin bir şekilde özellikle faiz, özellikle dolar kuru, özellikle altın gibi oynak, özellikle herkesi ilgilendiren bir takım verilerde kesin tahminlerde bulunmak mümkün değil açıkçası. Evet. Peki bunların değerini yükselten ya da düşüren şey nedir? Unsurlar ya nelerdir? Bunların, onlara tabii, baktığımız yani bunların zaman değerini hani yükselten, müdür? Düşüren birçok faktör var. Yani bunların ilki tabii ki arz ve talep. Yani hangi değeri ele alıyorsanız, döviz, altın, genel olarak hem küresel düzeyde hem ulusal düzeyde hem bölgesel, yerel düzeyde arz ve talep düzeyi belirliyor onun fiyatını. Dolar olabilir, altın olabilir. Onun dışında bir takım yan ekonomik göstergeler, dış ticaret olabilir. Ondan sonra iklim bile örneğin bir takım faktörleri değiştiriyor. Örneğin bugün, salı günü itibariyle Amerika'da ikinci çeyrek büyüme rakamı açıklandı. %4 Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci çeyrekteki yani Nisan, Mayıs ve Haziran dönemindeki ekonomik büyüme oranı %4 olarak gerçekleşti. Bu hakikaten Amerikan ekonomisinin 2008-2009 krizinden sonra toplanmaya başladığını ve önemli bir yükseliş trendine girdiğini gösteriyor. Şimdi eğer Amerikan yetiyor ekonomisi... Yetiyor mu peki %4'lük büyüme Amerika için? Yetiyor. Neden yetiyor? Çünkü Amerikan ekonomisi çok büyük bir ekonomi. Amerikan ekonomisi için yapılan hesaplamalar %2'nin üzerine çıktığı anda Amerikan ekonomisinde canlılığın var olduğunu gösteriyor. %2'nin altına düşüyorsa büyüme, o zaman stagflasyon dediğimiz durgunluk içinde enflasyon da olabilir. Yani ekonomide bir durgunluğun olduğunu gösteriyor. %4 Amerikan ekonomisi için ciddi bir rakam. Tabii Amerikan ekonomisinde %4'lük bir büyüme olduğunda bunun yansımasını dış ekonomilerde biz de dahil hemen görüyoruz. Nedir? Eğer bir ülke ciddi bir büyüme performansı gösteriyorsa, büyüme sürecine girmişse o ülkenin parası değerleniyor. Şimdi bakın 2-3 gündür, bir haftadır hatta dolarda bir değerlenme görüyoruz. Yani bir Türkiye ekonomisinde görece nispi olarak bir takım şeyler iyi gidiyor. Ama o iyi gidişle birlikte biz şunu bekliyoruz. Dolar neden 2.10'un altına düşmüyor bir türlü? İşte bakın doların 2.10'un üstünde tutunmasının ve 2.10'un üstüne doğru yükselme trendine devam etmesinin en temel sebebi Amerika'daki ekonomisi iyileşmesi. İyileşme. Güçlü bir ekonomi,
parasının da güçlenmesine sebep oluyor. Bu kadar basit. Evet. Paramız güçlü olduğu zaman güçlü bir ekonomiye sahibiz. Ekonominiz güçlü ise paranız da güçlüdür, değerlidir. Değerlidir. Yani bir şeyin gerçek değeri ya şu değeri bu değeri diye bir şey yok. Güçlüyseniz o somut bir şekilde ortaya çıkıyor. Evet. Mesela buradan başladık, devam edelim isterseniz. Şimdi Amerikan ekonomisi dünyanın en büyük ekonomisi. Yani 2013 yılı itibariyle yanılmıyorsam milli geliri 16,5 trilyon dolar olarak gerçekleşti. Hayır, bu %4 dediniz yani yetiyor orası. Mesela potansiyel. Siz biliyorsunuz hani biz böyle sadece işin avam tarafındayız. Mesela bizim gibi bir ülkede %4 yeterli bir büyüme sayılmıyor. Değil. Hani hatta %4 sadece yeni gelen neslin hani iş bulması için vesaire için olması gereken bir şey. Şimdi oraya da geleceğim diye düşünüyorum. Hani orası da çok daha kalabalık bizden. Evet. Ondan dedim %4 yetiyor mu demem size. Her ülkenin potansiyel ve ekonomik büyüme şeyi var, çıtası var. Hı-hı. Türkiye'nin potansiyel ekonomik büyüme çıtası %4,5-5 arasıdır. Yani şöyle söyleyeyim, eğer Türkiye bir yıllık süreçte %4,5'un altında büyüme gerçekleştirirse o büyüme potansiyelin çok altında kalmıştır ve o eksi değerlerdedir yani. Eksi değerlerde demeyelim de yerinde sayma anlamına gelir. O da durgunluk demektir. Hı hı. Türkiye 3 yıldır durgunluğun içerisinde. Nasıl? 2012'den sonra, 2012'de de görece olarak hani düşük %4 gerçekleşti büyüme. 2012'de %4, 2013'te %3,2 şeklinde gerçekleşti. Bu seneki büyüme oranımız en iyimser tahmin %4 ama IMF, OECD gibi uluslararası ekonomik kuruluşlar büyüme oranımızı %3'ün altına çektiler. Şu anda beklenen 2013 için, 14 için beklenen büyüme oranımız %2,5'la 3 arasında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Şimdi 3 yıllık trende baktığımız zaman 4, 3,2, 3. Gitgide küçülüyor. Yani Türkiye ekonomisinin bir cendere içerisine girdiğini görüyoruz. Yani büyüme açısından. Bakın ekonomide büyüme, ekonomik büyüme oranı o ekonominin en önemli göstergesidir. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi 3 yıldır ortalama %3'lük bir büyüme bandına girdiğinde bunun ilerisi için çok da hani iyimser tahmin yapamıyoruz bunun için. Neden? Çünkü önümüzdeki süreçte bu kısır döngüden, düşük büyüme sürecinden nasıl çıkacağımıza dair güçlü bir takım şeyler yok. Emareler yok açıkçası. Yani tamam 2014 yılı büyüme hedefi %3 civarında olabilir. O zaman 2015'i kurtaralım. Ama yapılan tahminler, 2015-2016 yılları için yapılan tahminler Türkiye ekonomisi için %5'i geçmiyor, %5'i bulmuyor. Yani %3-4 arasında. Peki neden bu kadar uzun bir süreliğine biz düşük büyüme trendine girdik? Yani AK Parti hükümeti biliyorsunuz 2002 yılında iktidara geldiğinde 2000 ve 2001 krizlerinin etkisiyle çok kötü bir ekonomiyi devraldı. Hani Kemal Derviş'in bir takım işte ekonomi üzerindeki operasyonlarla ekonomiyi görece istikrara kavuşturduğu bir süreç var. İşte IMF'in kuralları ile birlikte 2002 yılı Kasım'ına kadar hakikaten Kemal Derviş'in piyasaları genel olarak rahatlattığını söyleyebiliriz. Alınan bir takım önlemlerle. Rahatlatma da burada disipline etme anlamında kullanıyoruz. Daha sonra AK Parti hükümetinin ekonomideki iddialarıyla birlikte yaklaşık 1-8 sene yüksek büyüme performansı sergiledi Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ve 2009'dan sonra 2009 kriziyle birlikte ekonomide ciddi bir yavaşlama meydana geldi. İşte 2009 ve 2011, 2010. 2011 hakikaten önemli bir yıldı. 2011'de ciddi bir toparlanma yaşadı ekonomi. 2012'den itibaren de tekrar düşük büyüme trendine girdik. Şimdi bakın 2000
2010 döneminde 11 yıllık büyüme oranımız %5. 2011'i de işine katarsanız %5.2 yapıyor. Ortalama. Ortalama. 10 yıllık büyüme ortalaması. 2012'den itibaren büyüme ortalamamız %3'e düştü. Peki geçmiş dönemde karşılaştırdığınız zaman nasıl bir tablo var? Geçmiş dönemde karşılaştırdığımızda 1923-2002 arası bu anlamlı bir karşılaştırma. Neden? İşte başbakan bu karşılaştırmayı kendisi yapıyor. Kendisi yaptığı için de biz de kullanıyoruz. Yani 2002 öncesinde bu ülkede hiçbir şey olmamış gibi bir takım söylemler kullanıyor siyaseten. Ben de 1923 ile 2002 arasındaki ortalama ekonomik büyüme oranını sunuyorum, ortaya koyuyorum. İşte nedir? 1923-2002 arasındaki süreçte ortalama büyüme oranımız %4.9. 2002-2010 arasındaki ortalama büyüme oranımız %5.1-5.2. Bu çok büyük bir fark yok. Yani ekonomik mucize denilen olay hadise bu. Evet. Tabii 1923'ten beri ele aldığınız için ama son 30 yılı falan alsak yıllık, da. Tabii 10'ar yıllık dilimlere ayrıldığınız zaman tabii. Tablo değişiyor. Yani şöyle tablo en kara halinden sonra çıktığı için yani hani bir kara çarşambaların işte yaşandı. 90'lı i̇şte, yıllar 90'lı yıllardan kayıp sonra kayıp yıllar Türkiye ekonomisi işte, için. 90, ben her zaman söylerim evet, bunu. O acı reçetelerin yutulduğu tabii, yılların sonrasında böyle bir şafak gibi geldiği hı-hı, için hani evet, o doğru. Yani o tespite ben de katılıyorum ama şuna da katılmam mümkün değil. Yani sanki bu ülkede 1923 ile 2002 arasında hiçbir şey yapılmamış gibi. Yapılmasa zaten şimdiki bu ekonomi başarı da gelmezdi. Tabii. Çünkü ne yaptırıldı? Özelleştirmelerde zaten bu ülke aslında bir yerde mücevherleri sattı ya da altı evet, olan yerlere çok harekete doğru, geçirdi çok değil doğru mi? Yani evet, şimdi o mücevherlerimizi yani milletimizin alın terliğiyle hani yapılanlar şimdi ekonomiye kazandırıldı. Sanki böyle yastık altındaki değerler gibi düşünelim. Kazandırıldı. Yani yeniden üretilen şeyler yerine bunlar da devreye girdiği için yani o mirasın üstüne de yükselildiği için biraz da ekonomi can buldu. Hani doğru, çok doğru söylüyorsunuz. Ben dediğim gibi ekonomist falan değilim ama gibi düşünüyorum. Yani koca bir şirketi yönetiyorsanız. De, bir şirket gibi bazen de bir aile gibi de düşünürüm tabii, ben işte ailenin işte anneanneden dededen mesela vardır bir takım şeyleri. Zamanı gelince onu değerlendirilir. Nasıl hani iyi de yönetirseniz o değerlendirmeyi bir fark yaratabilirsiniz onun gibi geliyor. Sonuçta bizim aslında Türk insanı yine ben çok değerli ve muazzam buluyorum. Hani yok Türkler tembeldir, şudur budur falan gibi yaftalanmaya çalışılsa da aslında dünyanın en çalışkan insanları diye düşünüyorum. Belki ortalama 50 saat çalışıyormuş ya bir Türk insanı. Onlarla ilgili elimizde veriler var. Onları da konuşuruz. Ne kadar çalışkanlar, ne kadar verimliler. Yani çalışkanlık... Verimlilik midir? Tabii yani, onları, evet, konuşmak onları da lazım konuşuruz. Da. Hayır, şunu demek istiyorum. Yani küllerinden çıkmış bir toplum olduğunu düşünecek olursak evet, yani... Cumhuriyet döneminde yükselen Türkiye'nin neyi vardı? Hani insanı yoktu bir kere. Yani savaşlarda kırılmış, 10 yıllık bir savaş döneminde kırılmış. Doğru. Ne erkeğiniz var ne genciniz var hani baktığınızda. Kalan kadınların yarısı akıl hastası olmuş durumda. Hı-hı. Yani değil mi mesela savaş doğru, sonrasını düşünecek olursak. Çocuklar var, kadınlar var. Yani böyle bir hiçbir şey yok, tarla yok, tapa yok. Yani öyle bir şeyden çıkmış bir cumhuriyetiz hani evet, o anlamda yapılan her şey petrol çıktığı için bir yerlerden madenler fışkırdığı değil, için değil. Elemeyi gözlüğü. Elemeyi işte adam ne yaptı ceketini sattı çocuğunu okuttu ne yaptı işte gitti madende çalıştı ne yaptı yaptı hep insanla beraber yücelmiş bir şey devletiz. Bu söylediğiniz için ilerlemenin kaynağında da Türkiye Cumhuriyeti devleti yatıyor yani tabii, devletin tabii, onu diyorum yani kalkınma politikaları yatıyor. Tabii. Ve işte devletle milletin birlikte gerçekleştirdiği bir birlik var ortada. Tabii. Yani ben vergimi veriyorum. Devlet yatırımını yapıyor. O yatırımla tekrar bize hizmet üretiyor. Tabii. Ve insanlar kaliteli bir yaşama kavuşuyorlar. Tabii muhakkak ki ülkenin ekonomisinin çok kötü yönetildiği zamanlar oldu yani bu cumhuriyet tarihi içerisinde. Yine söylüyorum bakın 1990'lı yıllar Türkiye ekonomisinin ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin kayıp yıllarıdır. Evet. Ben peki kendi programımda da söylüyorum. 60'lı yıllar falan da kayıp yıllar değil midir? Değil, yani? Değil.
yani kaçırma. Veriler ortada, büyüme rakamları ortada, işte üretim rakamları ortada. Dünya ile azıcık paralel gidiyormuş o dönemde. Tabii. Bunun... Türkiye ekonomisinin çok önemli bir değişim geçirdiği 80'li yıllar var. Hakikaten Özal'ın başlattığı bir değişim süreci var. Hı hı. Ama Özal'ın başlattığı değişim süreci siyaseten o koalisyon hükümetlerinin sonucu mudur? Bu tartışılabilir tabii. Bazıları o siyasi istikrarsızlık nedeniyle koalisyon hükümetlerinin neden olduğunu söyler. Evet. Ama tabii burada bir de terör belası vardır. Yani Güneydoğu'daki PKK terörünün hem Türkiye'nin geneline hem de bölgesel gelişmişliğe büyük etkisi vardır. Ama sonuç şudur. Ben şunu söylerim. 1990'lı yılların hesabı sorulmamıştır. Hem siyaseten hem ekonomik olarak. Çok karanlık bir dönemdir. Ve her ne ekmese o şeyler, defterler, karanlık defterler her yönüyle dediğiniz gibi siyaseten ve hesap da verilmez. Ekonomik açıdan da en çok faili meçhul olduğu dönemler evet, onu mesela değil yani, mi? Yani bu devletin bir sürü şimdi aklımıza gelenleri söyleyebiliriz. İşte Ahmet Taner Kışlalı, Uğur Mumcu, Bahri Öçok gibi bir sürü değeri kim buradaya gitmiştir? Karanlık konuşan, yazan, çizen insanlar kim buraya gitti bir dönem. Yani hani eleştiriyoruz iktidarı. Hakikaten eleştirilecek bir sürü yönü var. Yani ben muhalif kanattayım da yani bunu da kimseden saklamam. Ama şöyle de bir gerçek var. Yani Türkiye'de son birkaç yıldır demeyeyim yani 2007'den sonra Hrant Dink'in öldürülmesini de katıyorum ben. Yaklaşık 7 yıldır Türkiye'de siyasi cinayet işlenmemiştir. Bu tek başına çok önemli bir değer ifade ediyor bizim için. Tabii. Yani 90'lı yıllarda öldürülen onca değerli insanın hesabının sorulmaması söz konusu. Yani ekonomiden geldik siyasete. Evet. Siyasete hazır gelmişken isterseniz bu ekonomi siyaset ilişkisinden yine devam edelim isterseniz. Çünkü bir yerel seçim atlattık tabii 30 Mart'ta. Onun akabinde şimdi 10 Ağustos'ta bir başka seçimimiz. İlk defa tarihimizde yaşayacağımız bir seçim yaşayacağız. İşte Cumhurbaşkanlığı seçimi. Şimdi eskiden böyle seçim ekonomisi denen şeyler olurdu. Yani bir seçim zaman öncesinde bir refah, seçimden hemen sonrasında bir baş aşağı bir gidiş. Böyle ekonomik hüsranlar diyelim olurdu. Hatta şeyler vardı böyle mesela bazı insanlar nasıl mal almak için bazı dönemleri bekler. İşte mal almak için seçim dönemi bekleyen insanlar olurdu. Çünkü sıkışıp bunalıp satacak yerin olan insanlar vardır diye. Böyle şeyler söyledi. Tabii hükümetler popülist yaklaşımlarda bulunurlardı. İşte oy alabilmek amacıyla. İşte memura zam yapılır. İşte şuraya şu yapılır, buraya bu yapılır. Tüm buna değerlendirecek olursak seçim satındayız. Hani bu yıl iki tane seçim var. Önümüzdeki yıl bir tane daha seçimimiz var. Ekonomiyle ilişkisi nasıl gidiyor? Başarılı mı gidiyor? Seçim ekonomisi meselesi değil mi? Yani, seçim ekonomisi. Yani uygulanıyor mu yoksa etkisi oluyor mu olmuyor mu ekonomiye? Çok güzel bahsettiniz. Dediniz ki eskiden insanlar seçim dönemlerinde bir takım faaliyetlerini değiştirirlerdi. Yani mal alırlardı, stoklardı. Neden? Çünkü şöyle bir genelleme yapılırdı. Seçim demek geçim demektir. Değil mi? Yani seçim dönemlerinde özellikle esnaflar için, ticaret yapanlar için bu bir realiteydi. Peki ne oldu son 10 yılda Türkiye'de? Yani şu anda bir seçime yaklaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimi var. İşte 30 Mart'ta yerel seçimleri atlattık. 2015'te genel seçimler var. Yani 9 ay sonra genel seçim yapacağız. Şimdi seçim ekonomisi uygulanıyor mu diye bir soru sordunuz. Peki ben de mesela şöyle devam edeyim. Yani bir soruya soruyla karşılık vereyim. Seçim ekonomisinin uygulandığını nasıl anlarsınız? Bunu bilmek lazım. Evet. Eskiden yani eskiden dediğimiz ben buna karşıyım ama yani hep her şey AK Parti sonrası, AK Parti öncesi gibi karşılaştırmalar yapılıyor. Yok yani bu hükümetle alakalı demiyorum ama tabii Türkiye'nin hakikaten geçirmiş olduğu dönemler var. Yani 80'lerde bir ihtilal oldu. 80'li yıllara, 90'lı yıllara bakarsanız ben yaşım yani itibariyle. En hızlı siyasi süreçlerin yaşandığı dönemler bu dönemler. Son 30 yılı alacak olursak diyeyim. Çünkü ondan öncesine bir bakıyorsun bir tek parti var, bir işte diğer partiler var. Orada asker de siyasetçilerden daha fazla siyasetin içinde. Ne yapılıyordu mesela? Örneğin
esnafa çok düşük kredili, faizli, çok düşük faizli krediler veriliyordu ki bu devlet bankalarından veriliyordu. Ve bunların batma olasılığı çok yüksekti seçim ekonomisi kapsamı içerisinde. Ondan sonra işte memurlara yüksek oranlı zamlar veriliyordu. Bir takım vergisel kolaylıklar getiriliyordu. En büyük zam herhalde Özal verdi değil mi? İki katına falan çıkartmıştı. Evet, Özal zamanında. Evet, yani hatırlayabildiğim kadarıyla bir de 90'lı yıllarda rahmetli Erbakan'ın yapmış olduğu yüksek oranlı bir zam var. Ama o zaman enflasyon da çok fazlaydı da ondan tabii. Evet. Dediğim gibi vergisel bir takım kolaylıklar. Nedir bunlar? İşte vergi oranlarının düşürülmesi. İşte teşvikler, örneğin sektörel teşvikler arttırılırdı. Örneğin bölgesel teşvikler arttırılırdı. Şimdi bakıyorsunuz seçim dönemlerinde, bu içinde bulunduğumuz dönemde bunlara başvurulmuyor. O zaman şöyle bir sonuç mu var? Türkiye'de şu anda seçim ekonomisi uygulanmıyor. Hayır. Türkiye'de şu anda seçim ekonomisi uygulanıyor, uygulanmasına da biraz mahiyeti değişti. Yani Maliye Bakanı'nı dinlerseniz, onun konuşmalarına bakarsanız Türkiye'nin şu anda seçim ekonomisi uygulamasına gerek yok ve uygulanmıyor zaten. Maliye Bakanı böyle diyor. Doğru söylüyor aslında. Yani Türkiye'nin şu anda seçim ekonomisi uygulamasına gerek kalmadı. Neden? Şimdi seçim ekonomisini, kaybederi belli olan. Seçim ekonomisini kimler uygulardı? Siyaseten çok riskli olanlar, zayıf, kazanma ihtimali düşük iktidarlar uyguluyordu. Yani işte o şekilde oy devşirmeye, oy tahvil etmeye çalışıyorlar. Tabii. Şimdi yani bugün, mesela şey, en rakibi de fikir olarak kendisine en yakın kişi oluyordu genelde. Sağ iktidarlar yapıyordu bunu. Evet. Yani daha çok işte en çok bunu Demirel'le siyasi rakipler arasında görüyorduk. Yani evet, ne diyordu? Kim 5 kuruş, kim ne verirse ben 5 kuruş, 5 lira daha fazlasını veriyorum. Mesela ben bilirim, fındıkta daha çok olurdu bu. Kim ne veriyorsa ben 5 lira fazlasını veriyorum diyordu. Yani bu seçim ekonomisinin en şeyi daniskasıdır açıkçası. Tabii. Yani. Tütüne bilmem neye. Tabii. Şimdi bakıyorsunuz bu tip tartışmalar yok artık. Neden? Şimdi oraya geleceğim. Siyasi iktidar kendini o kadar güçlü hissediyor ki. Yani artık bu tip seçim ekonomisine yönelik manevralar yapma ihtiyacı duymuyor. Yani örneğin diyelim ki Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Başbakan aday, değil mi? En güçlü aday. Yapamaz mı şeylere, memurlara ekstradan %5, %10 zam? Yapabilir, o kadar muktedir bunu yapmaya. Yapmıyor. Neden? Çünkü kendini kazanma açısından yeterli görüyor. Şimdi kazanma açısından yeterli gördüğünde bu tip manipülasyonlara, manevralara gerek kalmıyor. Bakın işte esnaflara yönelik düşük faizli kredi uygulaması zaman zaman oluyor, yapılıyor. Ama seçim şeyinde, satım halinde değil şu anda, yapılmıyor örneğin. Yapılıyorsa da ben bilmiyorum açıkçası şu anda. İşte bölgesel teşvikler, sektörel teşvikler yapılmıyor. Zaten mevcut bir teşvik modeli var. Gerek yok. Şimdi ondan artık başka, bu teşvikler vesaire proje tabanlı oluyor. Yani gerçekten sadece proje tabanlı değil, aynı zamanda bir teşvik modeli var uygulanan. O teşvik modeli şu anda uygulamada zaten. Evet. Tabii her zaman olan teşvikler bağımlı. Şey demek istiyorum. Eskiden hani böyle çok işte 90'lı yıllar onun öncesinde falan devlet bayağı bir dolandırılmıştı yani, hani baktığınız zaman işte naylon faturaları falan o zaman, evet, öğrendik değil mi? Hani baktığımızda mesela teşviklere bir yer gösterdi, teşvik alırdı adam. Oraya mesela atıyorum, mesela gazetelere vardı böyle bir teşvik, benim hatırladığım Doğu'da işte şey yapın. Hurda makinalarını yolluyorlardı, bir dünya para alıyorlardı hani, varmış 70'li yıllar, 80'li yapıyor, yılların iş yapıyormuş başladı gibi gözükülüp alınan teşvikler vardı. Şimdi bizzat işi yapmanız lazım. Hakikaten, yok şimdi o tip manzaralar yok açıkçası. Şimdi çarkın dönmesi lazım yani, amacına uygun hakikaten var mı yok mu? Yoksa bedelini kat be kat fazlasıyla alacak şekilde organize ama ediliyor. Ama ben şöyle bir şey duydum. Hani bunu isim vermeden söyleyeyim. Örneğin ulusal ölçekte bir hastanenin işte bu Güneydoğu'daki teşviklerin daha yüksek olması sebebiyle merkezini Güneydoğu'da bir ile taşıdığını ve örneğin batıdaki büyük bir ilde şube açarak
Onun üzerinden ekonomik faaliyet yürüttüğünü duydum. Bu da hani geçmişteki kadar olmasa bile bir takım şeye tabii açık konular. Sağlık konusunda ne gibi teşvikler var bilemiyorum ama eğer böyle bir şey varsa hepsi uygulasın, herkes uygulasın da. Evet. Bir şey varsa bir bilgiyi de paylaşmış olalım biz de, böyle bir imkan ya varsa. Bunlar tabii herkese açık bilgiler. Tabii. Ama bir takım yani, hukuksuzluk tabii aykırı bir şey var mı onu bilmiyorum açıkçası. Tabii. Arkadan dolanma olabilir. Ha, işte bu arkadan dolanma evet işi o zaman herkes bir şekilde olabilecek bir şey. Yani tabii mutlaka bir açık kapı buluyor. Yani zaten bizim şöyle diyeyim, iş dünyası ister sağlık sistemi olsun, ister eğitimde veya başka bir yerde, hangi sektörde hizmet verirseniz verin, dünyanın her yerinde böyle mi bilemiyorum ama Türk insanı hani saksıyı çok çalıştırmak zorunda. Evet. Yoksa çalıştırmazsa sıkıntısı tabii çok çeker. Yani dünyada ekonomi hakikaten değişti. Rekabet edebilmeniz için yenilik üretmek zorundasınız. Yenilik üretmek için de sürekli etrafınıza bakmak zorundasınız. Neler oluyor, neler tabii bitiyor. Şimdi isterseniz şeye geçelim. Türkiye ekonomisinde bir takım göstergeler bu üzerinden. Bu seçim ekonomisi dediğimiz şeyler bu tip kavramlar. Peki seçim maliyetleri çok mudur? Yok. Yani ekonomi bu yüksek seçim kurulunun uyguladığı bir takım tedbirler var. Örneğin şeylerin basılması. Mesela 3 tane zarf yerine bir tane zarfa indirdiğinde falan çok tasarruf oluyor mu? Veya hani... Yok yani şimdi onlar devede kulak kalır. bir takım yapılan başka şeylerle, eskiden yapılan seçim ekonomisi uygulamalarına baktığınız zaman işte bir zarf, iki zarf maliyetinin tasarruf edeceğimiz aşikar ama eski uygulamalara karşılaştırdığınız zaman bunların şeyleri yok. Esamesi okunmaz. Tabii. Dediğim gibi işte Yüksek Seçim Kurulu'nun uyguladığı bir takım tedbirler var. Nedir bunlar? İşte şey basılması, oy pusulaların basılması, çalışanlara gündelik seçim çalışmaları için çalışanlara ödemeler yapılması gibi bir takım seçim masrafları var ama esas burada tabii bizim belirtmek istediğimiz iktidarların manipülasyonlarla seçimi kazanmak amacıyla devletin elindeki bir takım kaynakları verimsiz kullanmasıdır seçim ekonomisi. Şimdi bakın eskiden yapılıyordu, nasıl yapılıyordu, şöyle şöyle yapılıyordu, anlattık. Bugün yapılıyor mu? Bugün de yapılıyor. Ama farklı mahiyette yapılıyor, farklı yollarla yapılıyor. Örneğin bugün çiftçilere verilen doğrudan destekleme ödemeleri şey kazanmıştır, yani süreklilik kazanmıştır ve bu devletin kırsal kesimden, pardon iktidarın kırsal kesimden oy alırken en önemli kaynağı destekleme ödemeleridir. Biliyorsunuz tabii, bunları. Tabii. Zaten bence de olması gereken bu. Hatta az bile düşünüyorum ben. Çünkü artık tarım, sizle mi konuşmuştuk işte bir kamyon buğday üretiyorsunuz, bir tane telefon alıyorsunuz. Yani dünyanın her yerinde böyle yani tarım ürünleri para kazanılacak, ticareti yapılacak ürünler değil artık. Ama İnsanoğlunun yaşaması için karnının doyması lazım. Dolayısıyla bütün ekonomiler, yani bütün ülkeler çiftçisini desteklemek zorunda. Yani mesela Japonların aslında mesela bir ürettikleri pirinç neredeyse bir 10 katı kadar destekleniyor. Yani normalde 10 lira yiyecekleri pirincin kilosunu 1 lira yiyor mesela. Neden? Oradaki arazilerimiz kaybolmasın, çiftçimiz üretmekten vazgeçmesin, yarın öbür gün aç kalmayalım diye. Evet. Yani dolayısıyla bütün ülkelerin aslında tarımı desteklemesi şey, bu aslında artık olağan bir hale gelmiş olması da bence normal bir şey ve olması gerekir. Hatta daha fazla olmalı diye düşünüyorum ama ben. Ama burada tabii şöyle, yani doğrudan destekleme ödemelerinin mahiyeti önemli. Yani burada desteklemenin amacı sadece çiftçiyi üretimi desteklemek, çiftçinin üretimini desteklemek, verimliliği arttırmak amacıyla mı yapılıyorsun? Yoksa kırda yaşayan, kırsal kökenli insanlara doğrudan bir yaşam desteği mi veriyorsun? Bu ikincisi. Yani tabii. Yani artık o üretmekten vazgeçmemeleri için hayır, bir şekilde. Hayır, öyle değil. Yani bu yapılan ödemeler üretmekten üretmeyi yani teşvik eder nitelikte değil artık. Yani çiftçiye rüşvet verilmemeli. Yani rüşvet anlamında tabii değil. Ama üretimden vazgeçmesin. Yani Ahmet Bey köydeki tarlasını bırakıp köye, şehre gelirse hem oradaki bakın, üretim bitecektir hem de şehirde bir işsizlik yaratacaktır. Bir şekilde içerisindesiniz. Yapılan ödemeler ürün desteği, ürün bazlı destek değil. Sahip olunan tarla veya hayvan sayısı
bazı alınarak yapılan ödemeler. Tabii şimdi gelip bakıyorlar, diyorsunuz ki ben yonca ektim, yonca ekeceğim bundan sonra. Mühendis geliyor, bakıyor hakikaten tarlada yonca var, üretime devam ediyor çiftçi, ondan sonra desteğini veriyor. Evet. Yoksa şu kadar dönüm yeri var, ben buna bu desteği veriyorum şeklinde değil tabii. Yoksa o, eskiden öyleydi mesela, ağlar öyle kalkınıyorlardı dönüm. Bizim buralarda bir şey değildi. Orada 15 bin dönüm, 20 bin dönüm topraklar var. Bizde 40 dönüm yer oldu mu çok sayıyoruz hani. Evet. Bu da mesela bir şey diyorsunuz, dolaylı seçim ekonomisi kapsamına giriyor. Şimdi seçim ekonomisini isterseniz bitirelim. Tamam, bitirelim. Güncel ekonomiye geçelim isterseniz. Ama kısa bir aramız var. Aranın ardından tekrar izleyicilerimizle birlikte olalım halde. Tamam. Değerli izleyicilerimiz, küçük bir aranın ardından tekrar sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Zafer Yalçın'la sohbetimiz sürüyor. Şimdi efendim güncel ekonomiye gelecek olursak, buradaki bir takım parametreleri de değerlendirecek olursak, işte cari açık, enflasyon, üretim bilgilerini. Burada nasıl bir tablo var Türkiye ekonomisi için? Şimdi bir ekonomiyi değerlendirirken, özellikle ülke ekonomisini değerlendirirken, biz akademisyenler hani durum iyi ya da durum kötü şeklinde değerlendirme yapmayız. Bir takım parametreler var. İşte biraz önce söylediğiniz gibi enflasyon, işsizlik, dış açık, dış ticaret durumu, büyüme oranları, hepsini birlikte değerlendirdiğimiz zaman ortaya bir manzara çıkar. Manzara bu kardeşim. Değerlendirmeyi sen yap. Yorumu sen yap deriz. Şimdi aynı yöntemi ben de izleyeceğim. Örneğin enflasyonla başlayalım mesela. Türkiye'de en son açıklanan enflasyon oranı %9.2. Ciddi bir enflasyon rakamı yaşıyoruz. Yani neden ciddi? Şöyle, biliyoruz yani yaşadık o dönemi. Biz 80'li, 90'lı yıllar, 2000'li yılların ilk 1-2 yılı Türkiye'de kronik yüksek enflasyonun yaşandığı dönemler. Tabii. Hatta 90'lı yıllarda, 94'te ve... %30'larda falandı. 94 ve 2000 yılında... %100'ü aştı enflasyon oranı. Şimdi bu kadar yüksek oranlı enflasyonların yaşandığı bir ülkede yaklaşık 7-8 yıldır %7-8-9 bandında bir enflasyon yaşıyoruz. Ben mesela yaşıyoruz. 97 falan işe başlamıştım. Bizim arkadaşımız hepimiz şey alırdık, maaşımız alır almaz altın döviz alırdık. Hı-hı. Ay sonu geldiğinde değer fark ederdi yani değer kaybetmesini. Yani bir ay içerisinde ciddi değer kaybederdi çünkü para. Peki son 7-8 yıldır Türkiye'de enflasyon %7-8-9 bandında seyrediyor. Burada bir gariplik yok mu? Neden biz enflasyonu Avrupa Birliği ortalaması olan %1,5-2'lere çekemiyoruz peki? Mesele burada. Türkiye ekonomisi çok ciddi bir enflasyon sorunuyla yine karşı karşıyadır. Yani bakmayın hani biz enflasyon oranlarımızı %70'lerden 60'lardan 10'lu rakamlara indirdik ama bu da ciddi bir rakamdır. Bu da ciddi bir rakamdır ve... Tabii yani aslında en iyi başarı olarak hani tek haneliye indirdik. Diyoruz ama 9 bakın, noktası var. 9 yüzde... Aha, iki rakamlı olmak üzere yani. Tabii yani %5'in üzerinde gerçekleştiği anda sorun var demektir. Zaten biraz da enflasyonun dizginleyen şeyin aslında hükümetin politikalarından ziyade rekabet ortamı olduğunu düşünüyorum ben. Yani eskiden şöyle o enflasyonu özleyenler de var. Yani en azından malımız değerli bir şekilde gidiyordu işte. Evet. Enflasyon %30 ise biz de yeni sezonda işte atıyorum giyim kuşam veya başka bir şey %30 zam yapıyorduk. Hani her sezon i̇şte bir bakın, sezondan daha şey oluyordu. Hani satıcı gözüyle bakarsanız bu enflasyon böyle birbirini besleyen ve süreklilik arz eden bir şey aslında. Yani satıcı enflasyondan karlı çıkıyor. Evet karlı çıkıyor. Karlı şimdi... çıkıyor ama ben zararlı çıkıyorum. Evet. Şimdi o zaman burada bir çelişki var. Yani burada enflasyon düşükse satıcının da kendini dediğiniz gibi yeni rekabete, yeni döneme hazırlaması lazım. O işini ona göre devam ettirmesi lazım. Ona göre bir fiyat politikası, şimdi kalite politikası rekabet çok yüksek olduğu için lazım. Yani mal her yerde var vesaire ulaşılabilirliği çok yüksek. Çok fazla enflasyonu kişilerin kendileri yaratamıyor. Yani kendileri artıramıyor. Yani karlarından sürekli ödün vererek en sonunda maliyetine satarak cak bir noktada devam ettiriyor. Yani bu da tabii enflasyon rakamının bence düşük olmasını sağlıyor bir anlamda. Evet. Şimdi dediğimiz gibi yani Türkiye'de enflasyon ciddi bir sorun. İktidar yaptığı bir sonraki yıllar için yaptığı hedeflemelerde daima
enflasyonu %5 olarak belirliyor. Ama 7-8 yıldır enflasyon bir türlü %5'e düşmedi. En son açıklanan rakam %9.2. Çok ciddi bir rakam bu hakikaten. Bu da bizim gibi çok düşük zam alan, sabit gelirli çalışan insanlar için gelirimizin sürekli erediğini gösteriyor açıkçası. Tabii. Yani bizim gelirimiz... Alım gücümüz düşüyor. Tabii alım gücümüz düşüyor, satın alma gücümüz düşüyor. Eğer biz toplumun %60'ını oluşturuyoruz maaş geliriyle çalışanlar olarak bizler, toplumun %60'ını oluşturuyoruz. Bizim gelirimizin azalması demek, satın alma gücümüzün düşmesi ve gelir dağılımının giderek bozulması anlamına geliyor. Böyle bir sonuçla karşı karşıyayız. Enflasyon çok ciddi bir rakam, sorun şu anda Türkiye için. Bundan başka cari açık sorun olmaya devam ediyor. Nasıl? Birkaç yıl öncesine kadar cari açık hakikaten %10'lar bandına gelmişti. Neyin %10'u? Milli gelirimizin %10'u bandına gelmişti. Şu anda dış talepteki daralmayla birlikte cari açık oranımız %6,5'lara kadar geriledi. Yani milli gelirimizin %6,5'u civarında şu anda. Bu olumlu bir gelişme ama diğer ülkelerle karşılaştırdığımız zaman Türkiye hala dünyanın en ciddi cari açığını veren ülkesi halindedir şu anda. Eğer bir ülke olarak siz dünyanın en yüksek cari açığını veriyorsanız ve bunun sonucunda da en kırılgan, en hassas ekonomi olmasından kaçınamazsınız. Yani Türkiye şu anda gelişmekte olan ülkeler arasında en kırılgan, en hassas ekonomiye sahip ülke konumunda. Evet. Neden? Bunlara... Çünkü cari açığımız hala çok yüksek. Fakat dış sermaye gelmeye devam ediyor. Yani bu noktada böyle kırılgan bir yapıya gelir mi dış sermaye? Ne kadar gelmeye devam ediyor, ne kadar vazgeçti onu bilmek lazım. Yani şu anda dış sermaye girişinin kompozisyonu ne? Yani daha önceki yıllarda hep istediğimiz şey doğrudan sermaye yatırımı. Yani yatırım amaçlı, istihdam amaçlı, üretim amaçlı gelen sermayede ciddi azalma var. Onun yerine sıcak para girişinde artış mı var derseniz son Aralık'tan bu yana bir miktar artış var. Sıcak para girişinde yani dolaylı sermaye girişinde artış var. Bu artış nedeniyle biz o cari açığımızı finanse edebiliyoruz şu anda. Ama dediğim gibi bakın OECD ve IMF sizi gelişmekte olan yaklaşık 32 ülke ekonomisi içerisinde en kırılgan ekonomi olarak tanımlıyor. Şimdi siz en kırılgan ekonomiyseniz dış şoklara karşı en hassas ekonomisiniz demektir. Dış şok nedir? Örneğin işte Amerikan ekonomisinde meydana gelen olumsuz bir durum bize dış şok olarak yansıyor. Neden? Ne oluyor? Örneğin işte dış alımlarımızda birdenbire düşüş meydana geliyor. Örneğin siyasi bir kargaşa halinde, örneğin biz bakın en önemli dış ticaret ortağımızı yitirmek üzereyiz. Irak. Irak bizim en büyük şeyimiz. Dış satım yani ihracat kaynağımız. Şu anda Irak'a dış satımımız, ihracatımızda %70 gerileme var. Müthiş bir kırılganlıktır aslında. Suriye hakeza kaybedilmiş bir pazardır bizim için. Bu tip dış şoklar meydana geldiğinde sizin ülke ekonominiz çok hassas ve anında buna çok ciddi bir olumsuzluklarla cevap verebilecek durumdayız biz şu anda. Onun için de bunun bu yönüyle yani cari açığın bu yönüyle dikkate alınması gerekiyor. Halkımızın bunu iyi bilmesi lazım. Neden biz cari açık veriyoruz bu kadar yüksek? İşte bunun cevaplamak esas önemli olan. Niye biz bu kadar cari açık veriyoruz? Neden bu kadar dış finansmana ihtiyaç duyuyoruz biz? Neden? Basit. Çünkü biz büyüme için, kalkınma için tasarruf etmiyoruz. Bu kadar basit. Evet, üretmiyoruz.
Hayır, üretmek değil bakın. Tasarruf. Üretim yönünde bir şeyimiz yok. Yani evet, üretiyoruz üretmesini ama tasarruf etmiyoruz. Şimdi bu tasarruf noktası, hep tasarruf milletten bekleniyor da devletler de muhakkak tasarruf etmeleri gerekiyor. Önce insanlar tasarruf eder. Tasarruflar üzerinden devletler tasarruf eder. Yani evet, önce özel sektörün ve biz bireylerin tasarruf etmesini bekliyoruz. Biz nasıl tasarruf edeceğiz? Yani şimdi önce bakın, mesela biz tasarruf nasıl ederiz? Ev alırız, araba alırız, bunu tasarruf olarak, hayır, görürüz. Yani bu bir tüketim midir? Değil, yoksa şeydir? Mesela yastığın altına mı koyacağız, bankaya mı koyacağız? Bu tasarrufun şekli, yolu, yordamı nedir? Hani isterseniz ben önce bir makro bir veri vereyim, ondan sonra bir sayı vereyim size. Dünyanın en hızlı kalkınmakta olan ülkelerinden bir tanesi Güney Kore'dir. Güney Kore'de şu anda tasarruf oranı %32'dir. Yani her ortalama bir Güney Koreli kazandığı son marjinal 100 dolarının %32'sini, yani 32 dolarını tasarruf ediyor. Koyuyor bir kenara. Rusya hakeza. Rusya'da şu anda tasarruf oranı %29. Çin, bakın Çin'i hiç saymıyorum bile. Çin'de şu anda tasarruf oranı %49. Yani onlar ortalama bir Çinli kazandığı 100 doların 49 dolarını tasarruf ediyor. Şimdi böyle bir ortamda Çin'de cari açık diye bir şey bulamazsınız çünkü. Şimdi ben onu diyeceğim, yani anlamadım ama bireysel olarak yapmış olduğu tasarrufun devlete şeyi nasıl olacak, faydası ya da şeyi ne olacak? O zaman bu kredi kartlarına getiren bir takım engellemeler olumlu mu? Bir de tasarruf deyince bu zorunlu tasarruflar vardı özel zamanında, evet, hani maaşımızdan zorunlu, hı, tasarruf yapılıyordu. Böyle bir şey mi yapılması lazım, yoksa alışveriş tercihlerimiz mi, hı, böyle şey, evet, yönlendiriliyor? Bunlar mı tasarruf? Ben nasıl tasarruf edeceğim hani? Şimdi Türkiye'nin biz tasarruf bırakır hep borçlu gidiyoruz yani. Ortalama tasarruf oranı şu anda %12. Yani çok her düşük, kazandığımız, evet, 100 bahsedeyim, doların 100 liranın 12 lirasını tasarruf ediyoruz. Bu oran bizim büyümemiz için gerekli yatırımları yapmak için gerekli şeyin çok altında. Yani biz büyümek, istihdam açmak, yeni istihdam kapıları açmak, sürekli üretimimizi arttırmak zorundayız. Bunun içinde yeni yatırımlar, yeni yatırım sahaları oluşturmak zorundayız. Şimdi bu da yeni tasarruflarla yapılabilir. Yani elinizde para olacak ki o yatırımları yapabilirsiniz. Şimdi devlet tasarruf yapamıyor. Şimdi benim hemen babam aklıma geldi. Allah rahmet eylesin. Emekli olduktan sonra zahire işi vesaire o tip işlere de girmişti. İşte annem bir şey istedi. Ben senin derdi o alacağını alacağım. İşte 10 çuval pirinç alırım. Bilmem 20 çuval şunu alırım derdi. Hani bu mudur yani? Hemen tüketeceğimiz yerine yatırma, iş hayatına dönmek, evet, midir tasarruf? Tabii şey, mantık öyle. Yani o da tasarruf etmek ve paranı yatırıma yönlendirmek. Doğrudur bu. Bu biraz önce söylediğiniz örneğin kredi kartlarıyla harcamanın sınırlandırılması, taksit sınırlandırılması, kredi, bireysel kredilerin, tüketici kredilerinin mümkün olduğunca sınırlandırılmaya çalışılması, insanların kazanmadan harcamamaya, harcama yapmamalarına çalışmak ve ellerinde para birikmesini sağlamak, mevcut paralarla, biriktirdiğiniz paralarla o bizim makro ekonomi dersini anlatırken hep söylediğimiz bir sermaye havuzu vardır. Biz teker teker bireyler biriktirdiğimiz paraları ekonomik sistem içerisinde tutmak için ne yaparız? Bankalara koyarız. Ve bankaya koyduğunuz para ekonomik sistemin içerisinde kalır. Bizim biriktirdiğimiz küçük küçük tasarruflar bankalarda büyüyerek yatırımlara dönüşür. Yani makro iktisadın varsayımı budur. Ve girişimciler oralardan kredi kullanarak büyük yatırım yaparlar. Büyük yatırım sonucunda istihdam ve üretim gerçekleşir. Ve büyümenin temelde şeyi budur. İtici gücü, motoru, dinamiği budur. Şimdi biz büyümek için yatırım yapmak zorundayız. Yeni yatırım sahaları açmak zorundayız. Bunun için de ülke insanımızın tasarrufları yetersiz. Ne yapacağız o zaman? Dış ülkelerden tasarrufları ülkeye getirmeye çalışacağız. Yani örneğin Çinli'nin yapmış olduğu tasarrufu, örneğin Amerikalı'nın, Hollanda'nın, bir o Alman'ın yaptığı ülkesindeki tasarrufu ülkeden Türkiye'ye çekmek zorundayız. Bunun için de ne yapacağız? O ülkedekinden daha fazla faiz vermek zorundayız. Daha cazip olması için. Faiz de yetmiyor. Eğer burayı güvenli bir liman olarak görmüyorsa
Yine gelmez. Onun içinde ne yapacak? Siyasi istikrar var mı? Ona bakacak. Siyasi istikrar varsa tamam kardeşim gelirim, bana yüksek faizde veriyorsan gelirim diyor. Bu şekilde biz cari açığımızı finanse ediyoruz. Evet. Bu istenilen bir şey mi? Başka ülkelerin tasarruflarının gelmesi? Hayır. Mesela ben birkaç sene önceydi mesela Yunan emeklinin parasını biz ödüyoruz falan diye bir şey okumuştum. Hani getirmiş oldukları tasarruflar bizde daha değerlenip gidiyor Yunanistan'a. Evet, doğru, doğru. Yani neden? Çünkü oradaki tasarruflar geliyor, buradaki yüksek faize konuyor. Oradaki yüksek faizi alıyor, tekrar kendi ülkesine gidiyor. Buradan diyelim ki Avrupa'daki bir fon 100 birim para getiriyorsa bir süre sonra Türkiye'den 110 birim para olarak çıkıyor gidiyor. O 110 birim ile 100 birim arasındaki 10 liralık faiz farkı bizim vergilerimizden çıkıyor. Ha bu 2002 öncesinde çok daha yüksek boyutlardaydı. 2002'den sonra borçlanma ihtiyacımızı düşürdük. Faiz oranlarımızı düşürdük. Ve bu sayede bütçe açımız da azaldı. Bütçe açımız azalınca faiz olarak ödediğimiz tutarlar azaldı. Ve bunun maliyeti, bize olan maliyeti düştü. Ama bu yine bizim sırtımızdan çıkmaya devam ediyor. Yani Mahfiye İlmez'in bu durum için çok güzel bir şeyi vardır, betimlemesi vardır. Yalan dünyadayız hakikaten. Yani bu dünya için şu andaki bu cari açın finanse edilen bu sürece, bu mekanizmaya Mahfiye İlmez diyor ki yalan dünya. Hakikaten yalan dünya. Neden? Çünkü büyümek için dış finansmana ihtiyacımız var. Dış finansmanda yurt dışındaki Hans'ın parasına ihtiyacımız var demektir. O Hans parasını buraya getiriyor. O ülkesinde %1, %2 faiz alırken biz ona %9, %10 faiz veriyoruz. Evet. Alıyor %9, %10 faizini, götürüyor ülkesine, daha yüksek bir refah elde ediyor. O %9'luk faizi biz kendi vergilerimizden finanse ediyoruz. Peki nasıl finanse ediyoruz? Yani şöyle de söyleyeyim, yani Türkiye bu tesadüf değil. Dünyanın en yüksek benzinini kullanıyor. 5 liraya ödüyoruz. İşte bakın ben öğrencilerime de hep böyle söylerim. Yani neden biz dünyanın en yüksek mazotunu, benzinini kullanıyoruz? Bu yalan dünya yüzünden. Yani bu yalan dünyayı finanse etmek için devlet bize diyor ki kardeşim 1 litre mazotun fiyatı 4,5 lira, 1 litre benzinin fiyatı 5 lira. İşine gelirse. O 1 litre benzinin içerisinde 3,02 lirası vergidir. Ödediğimiz vergiler devletin kasasına girer. Devletin kasasından da biz dış finansman için bize gelen sıcak parayı ne yaparız? Ona faiz vererek geri göndeririz. Evet. Böyle bir yalan dünya var. Şey hani kullanmış olduğumuz benzinin şu kadarı vergi deniyor. Hı-hı. İşte bazen %60 lira. Tesadüf değil. Bir şey vardı, espri vardı. Biraz daha zorlasak %100 vergiyle çalışan araba icat edeceğiz diye. Yani. %100 vergiyle giden araba icat edeceğiz diye. Tabii hem tüketimden hem gelirden vergi vermeye devam ediyoruz. Bu cari açığı kapatabilmek adına olması gerekenler. Peki şimdi tasarruf noktasına gelince, tamam biz bireysel olarak tasarruf edelim mi? Biraz kültür olarak da, inanç olarak da biz faizden pek hoşlanmayan bir toplum. Tasarrufa da yatkın değiliz ama. Tasarrufa da yatkın değiliz. Yani bir tasarrufumuz diyor mu? Bizim tasarrufumuz ev almayı tasarruf sayarız. Mesela bir araba almayı tasarruf sayarız. Hani toprak almayı tasarruf sayarız. Hani alabiliyorsak ya da altın almayı tasarruf sayarız ama mesela bir bankaya para yatırmayı işte bunu sadece belli bir kesim yapar. Şehirde belki. Faiz almak zorunda değilsiniz. Yani faizle ilgili böyle işte haram helal noktasında falan böyle biraz topumuz çekinceli hani bankaya. Yani bunun içinde yeni mekanizmalar geliştirildi. Faizsiz bankacılık modeli geliştirildi. Yeter ki para o bankacılık sistemi içerisinde kalsın. Yani ben bunu damardaki kana benzetiyorum. Tabii. Yani ders anlatırken de böyle severim hep. Eğer biriktirdiğiniz parayı sistemden çekip evinizde yastığınızın altında tutarsanız damarınızdan kan akmış demektir. Tabii pıhtılaştırmışsınız orada. Evet, damarınızdan kan akar. Yani o para sistemden çıktığı için o tasarruf sizin tasarrufunuzdur ama çıkan paraya kadar da aynı zamanda üretim
ve gelir azalmış olur. Tabii. İşte biz inancımız nedeniyle pek faizli şunu sevmediğimiz için bankalardan uzak duruyoruz. Dediğiniz gibi faizsiz banka modelleri alternatif var. Yollar alternatif yollar var. Alternatif bir şekilde. Zaten aslında inancımız da böyle pek kenarda parayı sevmiyor benim anladığım kadarıyla. Hani burada Diyanet'ten falan mesela özellikle paylaşmak, infaktır, işte zekattır falan bu tip konuları da işlerken. Yani dolaşsın istiyor para hani dinimizde. Yani bir kenarda tutuyorsan onun sana bir bedelini ödettiriyor. Hem zekat olarak ödettiriyor hem başka şekilde ödettiriyor. O sistem içerisinde dolaşsını daha çok teşvik ediyor. Hakikaten İstemiyoruz da, yani tabii. Paranın altın şeklinde ya da yastık altı şeklinde sistemden dışarı çıkmasını istemiyoruz. Çünkü bu şekilde çıkan para üretimin ve gelirin azalması sonucunu doğuruyor. Evet. Onun için sistem içerisinde akan kan gibi, taze kan gibi dolaşması lazım. Hatta yetmez kemik yediklerinin yeni kan üretmesi lazım. Aynen, aynen. Yani bir süre sonra işte kanın tazelenmesi lazım. Vücuda yeni kan zerk edilmesi lazım. Bunun için de hani örnek ne kadar yerinde ama gerçekten vatandaşımızın harcamadan ekstra tasarruf yapmasına ihtiyacımız var. Evet. Ama şunu da söyleyeyim ben. Ne değişecek diye söyleyebilirsiniz. Yani bir süre sonra tamam kardeşim ben harcadığım eskiden 100 lira kazanıyorsam 5 lirasını tasarruf edebiliyordum. Tamam o ihtiyacımı kıstım, bu ihtiyacımı kıstım. 20 lira tasarruf etmeye başladım. Bunun sonucunda ne değişecek? Yani Türkiye ekonomisinde bir takım... Bir de ya bizim ülkemizde bazen yaşadığında kar kalıyor yanında. Evet. Evet. Yani bir takım olumsuzluklar değişecek mi diye sorarsanız ondan emin değilim. Açıkçası bu siyasi yapı içerisinde. Tabii çünkü öyle insanlar var ki hakikaten bir ömür biriktiriyor, tasarruf ediyor, bir şey yapıyor. Bir gecede bütün emekleri heba olup gidiyor. Yani yaşamadık mı ülkemizde bu günleri değil mi? Hani tabii. Borsa yatırımcısı o konuda çok ciddi yaralar aldı. Evet. Yani paranızı borsaya yatırın demiyorum hiçbir zaman. Ben de çünkü borsada para kaybetmiş bir insanım açıkçası. Borsanın gerçek yaşamda yani ideal şartlarda en iyi yatırım aracı olması gerekirken Türkiye'de borsa maalesef sadece borsa değil mesela tam bir kumar aracı haline gelmiştir. 80'li yıllarda mı biz bankerleri yaşadık değil evet. mi başında? Daha sonrası offshore'lar falan yani hani insanlar tasarruf ettiğini baktığınız zaman tasarrufla ilgili de bir sürü şey var. Yani felaket var aslında. Yani dediğiniz gibi banker faciası var, borsa faciaları var. Bir de şey yani tasarruf tabii ki önemli şeylerden bir tanesi unsurlardan ortak değerler üzerine tartışma yapmamak hani belki lazım ama bir de şöyle bir tarafı var tasarrufun. Yani bizim ya da yanlış anladığımız hani insanlar olarak bilemiyorum. Mesela bir ekonomik kriz lafı geçiyor mesela hemen herkes tasarrufa yöneliyor. Orada hepten kriz oluyor bu sefer yaprak kıvrılmıyor piyasada. Evet. Yani tasarruf etmek aslında üretimi de engellemek anlamına geliyor mu bir yerde? O konuda neler düşünüyorsun? Yani üretimden kastınız aslında talep kısmı. Yani ekonominin talep itici gücü üretecek, tabii. Ekonominin itici gücü taleptir. Talep olmazsa üretim de olmaz. Evet. Şimdi bugünkü ekonomik durgunluğun içinde bulunduğumuz dönemdeki ekonomik durgunluğun temel sebeplerinden bir tanesi de talep yetersizliğidir. Şimdi talep yetersizliği ile birlikte mi tasarrufu değerlendirmeliyiz? Tabii ki değil. Yani önce insanlar kendi doğal ihtiyaçlarını, zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Refah içerisinde yaşayacaklar. Ve o süreç içerisinde de lüks ihtiyaçlarını erteleyip tasarruf edecekler. Yani bunun dengesini iyi kurmak gerekiyor. Ama şunu da söyleyeyim şimdi. Türkiye dünyanın en büyük cep telefonu ithalatçılarından bir tanesi. Yani biz her yıl 12-13 milyar dolar civarında sadece cep telefonuna para veriyoruz yurt dışına. O cep telefonların üretildiği ülkelerdeki insanların ellerine bakalım. Yani akıllı telefon bizdeki kadar işte, çok yoktur. Yani bu bir örnek. Eskiyene kadar değil mi? Bu bir örnek. Yani her sene cep telefonu değiştirirseniz, her sene de biz yurt dışındaki işte Japonya'ya, Güney Kore'ye ya da Hollanda bazı şirketlere yaklaşık 13-15 milyar dolar civarında para kaptırırız. Yani sırf cep telefonundan. Tabii. Cari açığın nedenlerinden bir tanesi de bu işte. Tabii. Yani neden daha sonra değiniriz? O zaman Türkiye'de üretelim bu cep telefonunu. Evet. Yok işte onun altyapısı yok.
kuramıyoruz o altyapıyı. Alt yapısı oldu. Bir de bir algı problemimiz var bizim. Sanki dışarıdan gelen kerametli gibi yani. Evet. Baktığınızda değil mi? Bunu Aselsan falan yapmaya çalıştı. Mesela yerli üretim yapılan tutmadı. Birkaç marka da var. Tutmadı. İşte dediğim gibi biraz da algıyla alakalı. İşte bir yenilik bir şey yapıyor. Hani alıp götür. İnşallah bunları yapabilecek zekaları yetiştirelim. Madem bu işleri yapamıyoruz, o işleri üretecek insan kaynağımızı olgunlaştıralım. Yani zamanımız olursa biraz da bunlardan da bahsederiz. Tabii. Evet, kısa bir aramız var. Aranın ardından tabii sohbetimizde bir şekilde faize değindik. Hem bunlardan bahsedelim hem de faizlerle ilgili durumları da izleyicilerimizle paylaşalım. Düşmeli midir, yükselmeli midir, hangisi ülke için hayırlıdır? Reklamların sonrasında izleyicilerimizle birlikte olalım isterseniz. Evet.